Kılıçlar, Kılıçlar oğlu, Türkiye'm sen de bas bağrına onu.
hoş geldiniz. Gündemi arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, açılış ve yoklama, Kongre Divan Heyeti'nin oluşumu, İl Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, İl Hesap raporunun okunması ve raporlar hakkında görüşme yapılması. İl Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve hesap raporunun ayrı ayrı ibra edilmesi, dilek ve temenniler, İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, üst kurul delegeleri ve İl Disiplin Kurulu'nun asil ve yedek üyelerinin seçimi, kapanış. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna canlarını feda eden asil şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Ancak parlamenter demokrasi toplumumuzu özleminin duyduğu huzura ve barışa ulaştırabilir. Bu bağlamda ilçe ve il yönetimlerimizin tarihsel bir sorumluluğu vardır. Çünkü sizler ülkemizin temel problemlerine ilişkin çözümlerimizi vatandaşlarımıza aktarmamızda fedakarca görev üstlenenlersiniz. Unutulmamalıdır ki kongremizden seçecek arkadaşlarımız, tüm üyelerimizin, delegelerimizin, seçmenimizin ve bizi umut olarak gören vatandaşlarımızın şahsında kararlılıkla sürdürdüğümüz hak, hukuk ve adalet mücadelesinin neferleri olacaktır. Bu vesileyle bugün yeni bir heyecanla görev üstlenecek arkadaşlarıma başarı dileklerimi iletiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, üyesi olmayı çocuklarına bırakacakları en anlamlı miras olarak gören bir anlayışla üstlendikleri görevi devretmeye hazırlanan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Kongremiz ülkemize ve partimize hayırlı olsun. Biz başaracağız. Saygılarımla. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Başkan, değerli partili dostlarım, saygıdeğer konuklar. Kırıkkale İl Olağan Kongre davetiniz için teşekkür ederim. Çalışmalarımın yoğunluğu ve önceden planlanan başka bir programım olması nedeniyle aranızda bulunamıyorum. İktidar ve paydaşlarının antidemokratik uygulamalarla yönettikleri ülkemizde yeni bir kongre süreci yaşıyoruz. Ülkenin tüm sorunlarının çaresi adaletin eşit dağıtılarak hak ve hukuk kavramlarının yeniden inşası için mücadele eden, toplumun her kesimini ve her siyasi görüşünü kucaklayan, Türkiye'nin birleştirici gücü ve tek umudu olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bütün partilerimizin çalışmalarımıza yılmadan, yorulmadan, özveriyle destek olacağına yürekten inanıyorum. Mücadelemize öncülük edecek kadroları seçeceğiniz kongrenizin, demokratik geleneklerimize uygun bir şekilde gerçekleşeceğinden de kuşku duymuyorum. Bu düşüncelerle önceki dönemlerde örgütümüzde görev yapmış arkadaşlarımı emek ve çabaları için kutluyor, divan başkanlığı nezdinde tüm katılımcılara en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl. Olağan kongre davetinizi aldım. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Kongrenize Saadet Partimizin İstanbul Yeni Kapı'da yapacağı Kudüs İslam'dır mitingine katılacağından dolayı iştirak edemiyorum. Kongrenizin partinize, size, ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Saadet Partisi İl Başkanı Sayın Faruk Furgun. Kısıtlı zamanımızdan dolayı
mesajlarını okuyamadığım Genel Sekreterimiz İzmir Milletvekili Sayın Kamil Okyaysındır. Genel Başkan Yardımcımız Aydın Milletvekili Sayın Bülent Tezcan. Genel Başkan Yardımcımız Ankara Milletvekili Sayın Profesör Doktor Haluk Koç. Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Fatma Köse. Genel Başkan Başdanışmanımız Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Akın. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Didem Engin. Genel Başkan Yardımcımız Ordu Milletvekili Sayın Seyit Torun. Grup Başkan Vekilimiz İstanbul Milletvekili Sayın Engin Altay. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Behlul Tamaylıgil. Ankara Milletvekili Sayın Levent Gök. İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sezgin Tanrıkulu. 26. dönem Antalya Milletvekilimiz Sayın Niyazi Nefi Kara. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ali Şeker. Ankara Milletvekilimiz Sayın Ali Haydar Hakverdi. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Onursal Adıgüzel. Parti Meclis Üyemiz Ankara Milletvekilimiz Sayın Necati Yılmaz. Bursa Milletvekilimiz Sayın Erkan Aydın. Samsun Milletvekilimiz Sayın Kemal Zeybek. Genel Başkan Yardımcımız Bursa Milletvekili Sayın Profesör Doktor Lale Karabıyık. İzmir Milletvekilimiz Sayın Musa Çam. Parti Meclis Üyemiz Bursa Milletvekili Sayın Orhan Sarıbal. Parti Meclis Üyemiz Tekirdağ Milletvekili Sayın Doktor Candan Yüceer. Manisa Milletvekilimiz Sayın Doktor Tur Yıldız Biçer. İzmir Milletvekilimiz Sayın Tuncay Özkan. Parti Meclis Üyemiz Gamze Taşyer'e mesajlarıyla yanımızda olduklarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri İl Başkan Yardımcımız Sayın Onur Yüksel Bozdağ tarafından hazırlanan Sinevizyon gösterisini izlemeye davet ediyorum. Olmak zorundadır. Sivas katliamında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımı rahmetle anıyorum. Adalet arayışları hala devam ediyor değerli arkadaşlar. Bütün katılan arkadaşlarıma özellikle istirham ediyorum. Bir provokasyon olayıyla karşılaşıldığında lütfen ama lütfen sadece alkışlayınız. Sadece alkışlayınız. Küfürler edildi, taşlar atıldı, gübreler döküldü. Ne yaparlarsa yapsınlar. Çünkü biz bir ideal için yürüyoruz. Biz bir dava için. Cumhuriyet Halk Partimiz olağan il kongremizi açmak üzere burada toplanmış ve söz almış bulunmaktayım. Buraya gelen, katılan herkese teşekkür ediyorum ve toplantımızı açıyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün görüyorum ki artık salonlara sığmıyoruz. Bugün görüyorum ki daha büyük, daha geniş yerlerde, özellikle dışarıda, açık havada toplantılar yapmak gerekiyor. Biz kendimize güvendiğimizde, bir olduğumuzda, iri olduğumuzda, diri olduğumuzda ve örgütlü olduğumuzda karşımızda hiçbir gücün duramayacağını görüyoruz. Değerli dostlar, bugün aramızda hepsi birbirinden kıymetli, son derece değerli konuklarımız,
abilerimiz, büyüklerimiz, kardeşlerimiz, bacılarımız, sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileri, dernek başkanları, oda başkanları var. Çok fazla uzatmadan bugün burada olan arkadaşlarımıza kısaca hoş geldiniz demek istiyorum. Saadet Partisi İl Başkanımız, İyi Parti İl Başkanımız, Alevi Kültür Derneği Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sağlık Emekçileri Sendikası Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Muhasebeciler Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, partililerimiz Adem Özbek, Bülent Çaran, Türk Metal Sendikası Kırıkkale Şube Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Petrol İş Sendikası Şube Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Eğitimsen Şube Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Disk Emeklisen Şube Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İlçe Başkanlarımız, İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Kadın Kollarımız, Merkez İlçe Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Eski Milletvekilimiz, abimiz, parti büyüğümüz Sayın Halil Tiryaki, Milletvekili adaylarımız Sayın Adem Şahin, Mustafa Demiral, Sayın Murat Çakırca, Sayın Hacı Arap Karadurmuş abimiz, sevgili muhtarlarımız, buradan muhtarlarımı da görüyorum, onların emeği çoktur, Irmak Köyü muhtarımız, Yeni Mahalle muhtarımız, tüm Muhtarlar Derneği Başkanımız ve yine aramızda bizim için önemli, çok değerli insanlardan birisi yol arkadaşımız, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Kırıkkale Şube Başkanımız Zekeriya abimiz burada. Hanımefendiler burada. Kalbi Cumhuriyet Halk Partisi için atan sevgili yurttaşlarımız burada. Devrimciler burada. Kemalistler burada. Atatürkçüler burada. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayrıntılı konuşmamızı sanıyorum Divan Başkanımız söz verirse faaliyet raporu bölümünde açıklamak istiyorum. Divan oluşturmak adına tüzük gereği önergesi olan arkadaşlarımız varsa Divan Başkanı aynı zamanda partimizin Kırıkkale Milletvekili son derece kıymetli büyüğümüz, abimiz, aile dostumuz Öztürk Yılmaz Bey'e öneriyoruz. İki adet divan katip üyeliklerine Sayın İlknur Ataklı hanımefendi ve Sayın Ferhat Yıldız Bey'i öneriyoruz. Öneren il delegeleri teker teker okumak istemiyorum. Dilek Melekşe Kaplan, Mehmet Uysal, Orhan Battaloğlu, Zeynel Uğur devam ediyor. Hepsi birbirinden kıymetli abilerimiz. 70 tane imzayla Sayın Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Bey ve Sayın Katip Üyeliklere İlknur Ataklı ve Ferhat Yıldız'ı huzurda bulunan arkadaşlarımızın oylamalarına sunuyorum. Kabul edenler. Arkadaşlar, hepinize saygılar sunuyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, ben 7 Ocak 2015 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve MYK üyelerimizin tamamının oylamasıyla ve kararıyla partimizde il başkanı oldum. Ardından 2015 yılı Eylül ayı içerisinde olan il kongremizi gerçekleştirdik. Sizlerin teveccühüyle, sizlerin desteğiyle partimizde il başkanı oldum. O dönemden bugüne 1 Kasım 2015 tarihinde hepinizin bildiği üzere erken genel seçim yaptık. Yine erken genel seçim yaparken sizlerle beraber, sizlerle omuz omuza, sizlerin desteğiyle, adaylarımızla, ilçe başkanlarımızla, taşra ilçe başkanlarımızla, merkez ilçe başkanımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, delegelerimizle, üyelerimizle, gönüllülerimizle hep beraber omuz omuza faaliyetlerde bulunduk. Ardından 16 Nisan referandumunu yine sizlerle hep beraber birlik beraberlik içerisinde elimizden geldiği ölçüde
samimi ve özverili bir şekilde yerine getirmeye çalıştık. Bu süreçte değerli arkadaşlar, 16 Nisan referandum sürecinde Sayın Muharrem İnce'yi Kırıkkale'ye getirdik. Kendisiyle açık hava mitingi yaptık. Yine Sayın Gürsel Tekin Bey'i Kırıkkale'ye getirdik. Irmak köyümüzde, Irmak muhtarımıza gözümün içine bakıyor sağ olsun. Irmak köyünde saha çalışması yaptık. Ardından Kırıkkale merkezine yine saha çalışması yaptık. Gürsel Bey daha sonra tekrar Hüseyin Kaya Parkımıza geldi ve emeklilerle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Sayın Uğur Bayrak Tutan Bey'le Delice İlçe Başkanımızın da özverisi ve emeğiyle hep beraber Delice'de saha çalışması yaptık. Yine Sayın Şenal Sarıhan Ankara Milletvekilimiz, özellikle kadın kollarımızın öncülüğünde onların çok emeği vardır. İl ve ilçe başkanımız nezdinde kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Onların emekleriyle 10'a yakın evde mahalle çalışması yaptık. Ev toplantıları yaptık. Yine Sayın Bursa Milletvekilimiz Erkan Aydın Bey'i getirdik. Sulakürt ve Delice'de. Sulakürt ilçe başkanıma da selamlarımı sunuyorum. İlçe başkanımızla çalışma yaptık. Sayın Haluk Pekşen Bey'le iki kez, birisi Cumhuriyet Meydanı'nda basın toplantısı olmak üzere saha çalışması yaptık. Yaşan ilçe başkanımızın da çok emeği vardır. Kendisine teşekkür ediyorum. Yine Sayın Fikri Sağlar'la özellikle Bağşehir ilçemizde kahve gezileri yaptık. Kahve toplantıları yaptık. Sevgili ilçe başkanım, kardeşim, yoldaşım Eftal Başkanıma teşekkür ediyorum. Yine Sayın Nihat Yeşil Bey'le Bağşehir ilçemizde saha çalışması yaptık. Bağşehir ilçemizde koşturduk. Örgütümüz Haydar Gümüşbaş abim, çünkü benim abimdir. Onun da emeğiyle saha çalışması gerçekleştirdik. Yine Sayın Eren Erdem'le basın açıklaması yaptık. Özellikle sendikalarımızla, sendika şube başkanlarımızdan bir büyüğümüzün hukuk mücadelesinde, haklı davasında kendine destek olmak adına beraber hareket ettik. Omuz omuza verip arkalarında durduk. Yine Çelebi'de ve Karakeçili'de ayrı ayrı saha çalışmaları yaptık. Çelebi ilçe başkanımız hasta olmasına rağmen, zatürre olmasına rağmen kendisine geçmiş olsun diyorum. Bizimle beraber saha çalışması yaptı. Yine başkanımız, Hasan başkanımız, Karakeçili ilçe başkanımız, onun da emeği çoktur. Birçok kez kendisiyle Karakeçili'de saha çalışması yaptık. Ve tabii ki yine Haşmet hocamız, Haşmet Aytaç başkanımız, onun da emeğiyle Keskin'de defalarca saha çalışması yaptık. Sayın Hakkı Süha Okay Bey'i Keskin'e getirdik. Keskin'de hem küçük çaplı olsa bir miting yaptık, hem de pazar gezmeleri yaptık. Evet, yine unutmamak adına söylemek istiyorum. Sayın Candan Yücel Hanımefendi ile de özellikle kadın kollarımız saha çalışması yaptı. Dış politika konusunda Sayın Öztürk Yılmaz Bey şu anda huzurumuzda. Kendisiyle dış politika konusunda kültür merkezinde çok da verimli bir panel verdik. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Yine Sayın Dursun Çiçek vekilimiz, partimizin İstanbul milletvekili ve yine partimizin eski İstanbul milletvekili, halen parti meclis üyesi Sayın Ali Özgündüz Bey'le darbe ve hukuk konulu panel konferans gerçekleştirdik. Milli bayramların tamamında genel merkezimizin talebiyle ve sizlerin coşkusuyla iktidarın tüm gölgelemelerine rağmen çelenk sunumu ve basın açıklamalarımızı aralıksız yerine getirdik. Sandık çevresi sorumluları, kısaca adı SÖRE'dir. SÖRE eğitimini hem Kırıkkale merkezde hem de ilçelerimizin tamamında hep beraber hukukçu arkadaşlarımızla gerçekleştirdik. Onur Yüksel Bozdağ kardeşimize teşekkür ediyoruz emeğinden dolayı. Bu özellikle sandık çevresi sorumluları ve sandık görevlilerin eğitimi konusunda iki kez partimizin genel başkan yardımcısı, bilişim sorumlumuz Sayın Öztürk Yılmaz Bey'den iki defa başarı belgesi aldık. Kendisi sandıklarımızın doluluk oranının merkezde ve ilçelerde %97 olduğunu ve ıslak imzalı seçim tutanaklarının partiye ulaştırılması hızında İç Anadolu'da
üçüncü il olduğumuzu bize söyledi. Biz de bu çalışma dolayısıyla emeği geçen başta ilçe sekreterimiz Nezafettin Bey, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, gece gündüz bu eğitimin başında duran, özveriyle inadına partimizi her dönem açık tutan, partimizin bayrağını bir ilçe başkanı olarak değil, bir nefer olarak sonuna kadar taşıyan Yücel Kızık abime de teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, sosyal etkinlikler de yapmaya çalıştık. Cumhuriyet Halk Partisi İç Anadolu Engelli Topluluğu'nun düzenlemiş olduğu bir tiyatro gösterisini sizlerin de katılımıyla kültür merkezinde düzenledik. Yine Kırıkkale Şehir Ormanı'nda Kırıkkale Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı adına 2000 tane fidanı toprakla buluşturduk. Yöneticilerimiz, İl Yönetim Kurulu üyesi hanımefendi arkadaşlarımız, gönüllü huzurda bulunan hanımefendiler müthiş bir enerjiyle, destekle, çabayla yüzlerinin kapı kapatılıp kendilerine, çok özür diliyorum, çocuklarına kadar hakaret edilmesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır platformunu, hayır bayraklarını 73 bin hanenin birçoğuna teslim ederek özverili çalışma yaptılar. Kadın kollarımızın gücünü Kırıkkale merkezde ve ilçelerde hissettirmeye çalıştılar. Kendi el emekleri, göz nurlarıyla hazırladıkları atkıları, ceketleri ihtiyaç sahibi düşkünler yurdundaki hanımefendilere hediye ettiler. Yine kadın kollarımız il binamızda, il kadın kolları başkanlığımızın odasında aralıksız çini kursu verdi. Bu konuda birçok hanımefendiye eğitici, öğretici şeklinde bu sanatın inceliklerini anlatıp emek verdiler. Bu konuda Sayın Kadın Kolları Başkanımız Fatma Köse ile de istişare halindeler. İnşallah bu kongre süreci başladığı için ertelemek zorunda kaldık. Kırıkkale Kültür Merkezi'nde kadın kollarımızın, yöneticilerimizin, huzurda bulunan kadınların tamamının göz nuruyla hazırladığı çinilerimizi kendilerine, kadın kollarımızın da katılımıyla sergi yapıp sizlerle buluşturacağız. Gençlik kollarımız partide ücretsiz matematik, fizik ve fen dersi verdiler. Bu konuda gençlik kollarımızın odasını bir dershane gibi ellerinden geldiği ölçüde herhangi bir karşılık beklemeden kendi güç ve emekleri oranında yoksul lise öğrencilerine fen bilgisi ve matematik dallarında eğitim verdiler. Bununla birlikte sevgili dostlarım, Onur Bey de VTL'de birçok kez işledi. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in başlatmış olduğu adalet mitingine ben ve örgütüm 3 kez ve etapları tamamlayarak 3 kez katılım sağladık. 3 gün Genel Başkanımızla el sallayan arkadaşlarımızın emekleri çok fazla. Teyzeciğim, ellerinden öpüyorum. Hepinizin emeği var. Sizlerin de katılımıyla, Sibel ablamızın da katılımıyla 3 kez Genel Başkanımızın başlatmış olduğu adalet yürüyüşüne katıldık. İstanbul'da Sayın Genel Başkanımızın hukuk ve adalet adı altında gerçekleştirmiş olduğu ve milyonları buluşturduğu adalet yürüyüşünü taçlandırdığımız mitinge Kırıkkale'den 2 otobüsle katılım sağladık. Değerli arkadaşlar, bunun yanında sık sık yerel basında yer almaya çalıştık. Ülkemizin genelinde ulusal basın, ana akım basın, TV kuruluşlarının ne halde olduğunu çok iyi biliyoruz. Baskı, sansür, engelleme, özellikle muhalif Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerin haberlerinin yapılmadığı veya yapılmaması için her türlü çabanın harcandığı bir ortamda basın emekçisi kardeşlerimiz yine buradalar. Teşekkür ediyorum kendilerine. Basın emekçi kardeşlerimizle elimizden geldiği ölçüde çalışma yaptık. Kendileri bizi yerel basında, TV kanallarında haberlerimizi yaptılar. Kırıkkale'nin bu yürekli insanlarına teşekkür ediyorum. Yine arkadaşlar, sözümü çok fazla uzatmadan yaklaşık bir ay önce Delice ilçe kongremizi gerçekleştirirken
Delice'nin bir takım köylerinde muhtarlık yapan arkadaşlarımız, abilerimizin talebiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden milletvekili getirmemiz talebiyle köylerimizin yollarının ve sularının sıkıntılarının anlatılması için bizden talepte bulundular. Biz Sayın Ali Haydar Hakverdi, partimizin Ankara Milletvekili ve yine partimizin Ankara Milletvekili Necati Yılmaz Bey ile beraber Delice'nin bir takım köylerinde saha çalışması yaptık. Gezdiğimiz köylerde şöyle bir fark gördük. 16 Nisan referandumunda evet oyu verilen köylerin hemen hemen birçok probleminin çözüldüğünü, köy yollarının yapıldığını, hatta biz bundan mutlu da olduk. Hatta bazı köylerin içerisine parke taşa varana kadar hizmet verildiğini gördük. Bundan da son derece mutlu olduk. Onur duyduk. Başarılı çalışma dolayısıyla kimin emeği varsa tebrik ettik. Ama bunun yanında genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren ve 16 Nisan referandumunda hayır oyu veren köylere özellikle hizmet götürülmediğinin haberini yaptık. Bu olay hem Sözcü Gazetesi'nde hem de Cumhuriyet Gazetesi'nde manşetten Kırıkkale haberi olarak verildi. Başlığı da İktidar Partisi kendisine oy vermeyen köyleri cezalandırıyor. Ve yine bu haber Fox TV ve Halk TV'nin ana haber bültenlerinde birçok kez tekrarlandı. O anlamda köy muhtarlarımızın bizlere geri dönüşleri oldu. Kendileri bize teşekkür ettiler. Biz kendilerine şunu söyledik. Biz muhalefetteyiz. Sayın Genel Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımız o konuyu çok güzel özetledi. Biz muhalefetteyiz. İktidar onlar. 15 yıldır iktidarlar. Ama hala Hamzalı'nın yolunu yapmadılar. Hala Koçu Baba'nın köyünü yapmadılar. Hala İmirli'nin köyünü yapmadılar. Köy yollarını yapmadılar. Keskin'in köylerinin köy yollarını yapamadılar. Milletvekili olmalarına rağmen yapmadılar arkadaşlar. Kendilerine oy vermeyen köylerin yollarını yapmayacak kadar bu toplumu kutuplaştırdılar. Bu noktada onlar utanmıyorlar. Ben bu konuyu Kırıkkale yerel basında da yine dostlarımızın sayesinde haber yaptık. Ama İktidar Partisi milletvekillerinden, İlgen Meclisi başkanlarından, yönetim kurulu üyelerinden, validen hiçbir ses soluk çıkmadı. Ana muhalefet partisinin Türkiye'de 12 milyon oy alan, 2 milyona yakın kayıtlı üyesi olan bir partinin bir köyde yaptığı ve ulusal basında yer alan haberlere kulak verip de ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı sizin sıkıntınız ne? Bu köy yolları yapılmış mı yapılmamış mı? Gelin problemlerimizi çözelim. Oturup konuşalım diyen bir tane Allah'ın kulu olmadı arkadaşlar. O zaman yapmamız gereken, bugün buradaki kalabalığı görünce gerçekten çok mutluyum. Salonlara sığmadığımızın, artık dışarıda mücadele etmemizin gerektiğinin sonuna kadar farkındayım. Burada hanımefendileri görüyorum, gençleri görüyorum. Partimizin cefakar il başkanlarını görüyorum. Yönetim kurulu üyelerini görüyorum. Gözü kulağı bizde olan sivil toplum kuruluşları ve sendikaların dernek başkanlarını görüyorum. Yönetim kurulu üyelerini görüyorum. Onların gözlerinde okuduğum iktidara susamışlık, iktidara açlık, sadece kendileri için değil, çocuklarının geleceği için, ülkelerinin geleceği için, ülkemizin üniter yapısı için, Cumhuriyet için, Atatürk için, Atatürk devrimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması gerektiğini görüyorum. Bizde bu kararlılık var mı arkadaşlar? Bunu gösterin. Ben sizlerdeki bu cesareti gördüğümde bu kararlılığı gözlerinizden anlıyorum. Bir evladınız olarak, bir kardeşiniz olarak sizlerin gözünden bunu alıyorum. Sayın Genel Başkanımızın partimizin tüzüğünde yaptığı özellikle hanımefendi kotası ve gençlik kotası sayesinde
30 yaşında ama gece gündüz buraların hayalini kuran bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Sizlerin evladı olarak, hepinizin evladı, birçoğunuzun evladı yaşındayım. Birçoğunuzun kardeşi yaşındayım. Çok azınızın abisi pozisyondayım. Ama bizim sizlere uzattığımız elimizi geri çevirmeyin. Bizlere sahip olun. Bizlere destek olun. Vermiş olduğunuz desteği daha da arttırın. Çünkü buna ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. Akşam yastığa kafamızı koyduğumuzda sizler de uyuyamıyorsunuz biliyorum. Uykularınız kaçıyor. Atatürk'e ve İsmet Paşa'ya iki tane ayyaş diyen tiplerden hesap sormak için burada olduğunuzu görüyorum. Hanımefendilerin sosyal hayattan çekilmesi için her şeyi yapanlara, bayanları eve kapatmak isteyenlere, kız çocuklarını okutmak istemeyen hurafe zihniyete karşı ülkeyi koruyacağınızı tıpkı 1920'lerde Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı gibi buradan başlayarak ülkenin geleceğine sahip çıkacağınızı biliyorum. Bunu yaparken kırgınlık, dargınlık, küskünlük olmayacağını biliyorum. Çünkü hepinizin gözünde özveri görüyorum. Hepinizin gözünde karşılıksız beklenti görüyorum. Hepinizin gözünün Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde ve 450 kilometre yol yürüyen o yürekli insanda olduğunu görüyorum. O yüzden değerli arkadaşlarım, hem biraz da içimizi dökmüş olduk. Faaliyet raporumuzu bitirirken birkaç şey de söylemek istiyorum. Partimiz sadece Kırıkkale'de değil, Türkiye'nin tamamında beldelerden ve ilçelerden başlayarak kongre sürecini ilçe başkanımız titizlikle takip etti. Taşra ilçe başkanlarımız da takip ettiler. Ağustos ayının sonundan sonra olağan kongre süreci başlattık. İlçe kongrelerimiz bitti. Bugün ilk kongresi yapmak için buradayız. 25 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partimizde mahallelerin %90'ına sandık koymuş. Delegeyi yazmamış. Delegeyi sizlere seçtirtmiş. Kayıtlı üye seçtirmiş. Bir il başkanı olmanın gururunu yaşıyorum. Bana bu gururu yaşattığınız için mahalle delege seçimlerinden itibaren arkadaşlar, şimdi buradan bakıyorum, hepinizin ismini teker teker saymak istiyorum. Çünkü gerçekten sizleri çok seviyorum. Sizlerin partide emeği çok. Mesela Bülent abimi görüyorum. Benimle gece gündüz gezdi sizlerle beraber. Kapı kapı gezdi benimle. Orhan abimi görüyorum. Eski il başkanımız. Gözü burada. Çünkü bize inandı. Memur olmasına rağmen partiye çıkmayı görev addeden, korkmayan hocalarımızı görüyorum. Her ortamda, her dönemde bana inanan, bana destek olan yönetim kurulu üyelerimi görüyorum. Hasan Dede'yi görüyorum. Sonsuz destek olan Hasan Dede'yi görüyorum. Osman Ersayar abimi görüyorum. İl başkanı olmasına rağmen broşür dağıtan Zeynel Uğur başkanımı görüyorum. 85 yaşında Karşıyaka mahallesinde ekmeğini yediğim, elini öptüğüm Mehmet Küçük Aslan amcamı görüyorum. Eşimle beraber köy çalışması yaparken
benimle beraber ceketi suya gömülen Cahit abimi ve Hüseyin abimi görüyorum. Milletvekili adayı olmasına rağmen mahalle delege seçiminde dahi o coşkuyu yaşayan, bizimle beraber olan milletvekili adaylarımızı görüyorum. Eski ilçe başkanlarımı görüyorum. Değerli dostlarım, oğluma ve kızıma bırakabileceğim en büyük mirasım Atatürk'ün iki büyük eserinden birisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yaptım, yapıyorum. İl başkanı seçildim. Bu ikinci dönemim atamayla beraber üç oldu. Çocuklarıma bırakabileceğim en büyük mirasın Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu bilerek bana yaşama fırsatı verdiğiniz için, bu onurlu görevi bana layık gördüğünüz için, bana inanıp arkamda yürüdüğünüz için, benimle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum, ellerinizden öpüyorum. Konuşmada söylediğim gibi, evet. Cumhuriyet Halk Partisi Demokratik bir parti. Bizde il başkanı oturup il delegelerini yazmaz. 19.9.2015 mahallelere sandık koyar. Mahallelerde kayıtlı üye kimi delege yapıyorsa o delege il başkanını seçer. Kırıkkale merkezde, merkeze yer alan mahallelerin %90'ına sandık koydum. 1100 üye geldi, oy kullandı. 1100. Merkezdeki kayıt üye sayısı 1400. %80 katılımla mahalle delegeleri seçildi. O mahalle delegeleri bugün burada. Onların desteği bizim heyecanımız, bizim isteğimiz. Bir araya geldiğinde delegasyon bizim il başkanı adayı olmamızı istedi. Biz de aday olduk. Karşımızda aday da olsun istedik. Bu demokratik bir seçim. CHP'nin olduğu yerde rekabet vardır. Ama kayıt üyemizin talebiyle tek aday olarak kongreye girdim. Kalabalığı görüyorsunuz, artık salonlara sığmıyoruz. Artık dışarıda olmamız lazım. Artık dışarı çıkacağız. Sokağa mı iniyoruz diyorsun başkanım? Sokağa iniyoruz şu. Kapı kapı geziyoruz, gezeceğiz. Parti programlarını anlatacağız. Zaten geziyoruz başkanım. Yani nasıl? Nasıl geziyorsunuz yani? Ama daha yeterli değil. Çünkü yeterli olsa iktidar oluruz. Demek ki yeterli değil. Daha çok ineceğiz. Daha çok koşturacağız. Daha çok emek vereceğiz. Kadın kollarımıza, genç kollarımıza beraber hareket edeceğiz. Ve gerçekten bakılmayan, yoksul, kendi kaderine terk edilmiş, yoksul Kırıkkale'ye biz sahip çıkacağız. Çünkü bu şehri biz kurduk. Bu şehri rahmetli ülkemizin kurucusu Atatürk'ün kurduğu fabrikalarda çalışan işçiler kurdu bu şehri. Tekrar Kırıkkale özüne dönecek, Cumhuriyet'e sahip çıkacak. Biz bunun peşindeyiz. Size de teşekkür ediyorum. Konuşmamda söyledim. Tarafsız, ilkeli. İlkeli. Gazetecilik kurallarına uyan, yürekli insanlara teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim başkanım. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah utandırmasın. Öncelikle kongre çok güzel geçiyor şu anda. Bir adayımız var. Önceki il başkanımız Ahmet Bey ve dolayısıyla kendisinin yönetimini şimdiden kutluyorum. Umuyorum buradan bir milletvekili çıkarız bu defa. Olağanüstü bir ilgi var. Güzel bir ilgi var. İstek var, bir yoğun kalabalık evet, var. Yani. Onu çok net görüyoruz. Doğrusu bu defa çok canlı gördüm burayı. Ben de buranın gönüllü milletvekiliyim. Ve buraya ailemle geldim, çocuklarımla geldim. Umuyorum başarılı bir süreç geçirirler ve seçimde de onun semeresini toplarlar. Hem yerel seçimlerde hem parlamento seçimlerinde. Erken seçim var Sayın Vekilim. Yani erken seçim, biz her an olacakmış gibi kendimizi hazır tutuyoruz. Türkiye'nin şu anda çok çalkantılı bir siyasi süreci devam ediyor. Yarın ne olacağı belli değil. Dolayısıyla her gün yeni bir şey uyanıyoruz, yeni bir şey öğreniyoruz. Bu tabii istikrarsız bir durum. Siyasi istikrarın olmadığı bir durum. Bu ekonomik istikrarı da ciddi manada etkiliyor. Böyle bir ortamda seçim zamanında olur demek iddiacı bir yaklaşım olur. O nedenle
biz her şeye hazırız. Yani her alternatife uygun bir hazırlığımız var ve onu uygulamaya çalışıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Okay.